Muazzamsın. Anana düşkünlüğünü biliyorum. Benim anneme düşkünlüğümü de herkes bilir. Aslında bu artık çok önemli bir şeymiş gibi gösteriliyor. Aslında normal olan bir şey. Normal. Hepimizin annesine, babasına, ailesine düşkün olması gerekirken artık anasına, babasına düşkün insanlar böyle parmakla gösterilerek bir de gıptayla söz ediliyor. Aslında normali bu. Ama maalesef ki bu değerlerimizi yitiriyoruz bana göre. Kesinlikle Anne öyle. annedir, baba babadır. Gerçekten altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü 226 tane sağlık sosyal yardım ve 38 çocuk sağlığı vakfı ile Evet, çalışıyorum. biliyorum. Özellikle de 38 çocuk sağlığı vakfının son dönemlerdeki yaptırmış oldukları istatistiklerde durum sizin söylediğinizden Evet. milyonlarca durum Çok daha üzücü. kötü Çok üzücü. tablolar çiziyor. Çünkü artık maalesef ki maalesef ilköğretim okullarına kadar inen bir uyuşturucu ve hap diyebileceğimiz o çok kötü alışkanlıklar edinilmiş durumda. Ve 12-16 yaş Ne arasındaki yazık. ve 12-18 yaş arasındaki de hepimizin çocuk olarak kabul edildiğimiz o yaşlarda maalesef ki maalesef cinsel ilişkiler söz konusu olmakla beraber dünyaya getirilen bütün çocuklar da o bizlerin çalışıp da konser gelirleriyle açtırmış olduğu yetiştirme yuvalarında Evet. hiçbir anne babayı tanımadan 18 Peki yaşına kadar Yılmaz'cığım, yaşamak konuşacağız. durumunda kalacaklar. Teşekkür ediyoruz canım kardeşim benim. Tekrar hoş geldin. Doktor Yasemin Bradley hanımefendi burada. O bir tıp doktoru, o bir haber spikeri, o bir yazar. Yazar dedim. Yılmaz'cığım da hazır çocuklardan bahsetmişken hocamızın Yasemin Bradley hanımefendinin çocuklar için Yasemin ne kadar akıllı kadınsın ya. Çok teşekkür Ne ederim. güzel, Çok bunu ne akıllı. güzel düşünmüşsün. Ben hep şeyi söylerim. Çok zeki bir insan olduğumu düşünmüyorum ama akıllı bir insanım. Estağfurullah ya. Ve de çalışkan bir insanım açıkçası. Çocukluğumdan beri Çalışkanlık çok çok daha çalışkan mühim. bir Doğru insanım. söylüyorsun. O Çünkü niye biliyor çalışkanlığım musun Yasemin'ciğim? sayesinde Hep yabancı basından bize çıkıyor. çevrilen işte bu şeyleri okuduk. Hep yabancı Doğru, kahramanları doğru. özümsedik. Çocuklarımıza onları gösterdik. Ne güzel bir şey. Ve bu kitaplarda lütfen bunun gibi Doktor Yasemin Bradley'in çıkardığı kitap ve değerli hocamızın gibi bir sürü değerli hocalarımız da bu şekilde bu yollara başvururlar. Sadece Yasemin Hanım'la söylemek istemiyorum. Sonra Seda yüzüğü Hanım, bir tük müjde ağzımıza verebilir biber miyim sürüyor. burada? Bir müjde Evet. verebilir miyim? Bakın tam ortadaki kitap. Atakan sebze ve meyvelerle arkadaş Evet. oluyor. Hem eğitici hem O şu öğretici. an yabancılar istediler. İngilizceye çevirdim. Yabancılar çok beğendi ve yabancı dilde de basılacak. Büyük olasılıkla Portekizce de basılacak. Portekizce'ye Muazzam çevirecek. ya, Dün vallahi. akşam onun bir ilavesini, bir kitabını daha bitirdim hatta. Yani yabancılara iki kitap teslim Ama ediyorum. helal olsun. Çünkü Küçük sizden çocuklara rica beslenmeyi ediyorum öğretiyor. anneler, babalar, çocuklarınızı yabancı organlardan işte o yayınlardan alıp da onları Türkçeleştirilmiş şeylere değil de böyle bizim kendi hekimlerimizin çünkü Profesör Doktor Canan Karatay hocamın söylediği bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Onlara göre ayol. O kitaplarda, o Doğru. Doğru. reçetelerde onlara Doğru. göre. Doğru. Bu çok doğru bir şey. Şimdi Bu öykülerini da ben bizimkilere yazdığım göre, için bizim bizim kişiler. çocuklarımıza uygun tabii ki. Bizim Değil çocuklarımıza uygun. mi? Bizim Öykülerini ben toplumsal yazdım. Çok değerlerimize göre. doğru. Artı Türkçesi düzgün. Çeviri olmadığı için. Şimdi çeviri çocuk kitaplarını inceledim, baktım. Zaten beslenme konusunda değil, hani diğer konularda. Baktım çevirilerde o kadar kötü ki küçük bir çocukla okuduğum zaman çocuk anlamakta güçlük çekiyor. Zaten onun üzerine dedim ki ben beslenme üzerine. Beslenme çocukluktan itibaren öğretildiği zaman bir anlamı var. Belli bir yaştan sonra siz 40-45 yaşındaki insana bak bu şudur bu budur bundan sonra böyle ye deyince afallayabiliyor. Yıllarca alıştığı beslenme şeklini değiştirmesi insanların çok zor. Aslında İlkokullara ders konulması gerekiyor bu bir şey konuda. söyleyeyim mi size? Bu kitaplara çocuklarınızı niye alıştırın biliyor musunuz? Çocukluktan başlıyor beslenmenin önemi. Ondan sonra birden karşımıza o kötü hastalıklardan biri çıktığında şaşırıyoruz. Neye uğradığımızı Doğru, şaşırıyoruz. doğru. Yani biz bununla nasıl baş edeceğiz diyoruz. Oysa ki daha küçükten başlasa doğru beslensek, doğru dürüst bize lazım olan gıdaları alsak bunlarla belki de daha az karşılaşacağız. Mesela bugün Doktor Yasemin Bradley'in hangi besinler kanserden korur müjdesi var bize.
Bu çok önemli. Şöyle söyleyeyim size. Ben çok sık yurt dışında konferanslara katılıyorum. Biliyorum, ve döndüğümde biliyorum. De sahip olduklarımı, öğrendiklerimi Türk toplumuyla paylaşmak benim görevim. Çünkü yıllarca tıp fakültesinde okudum, parasız yatılı ondan önce okudum. Bu insanlara benim borcum var Türk halkına bir anlamda. Ne güzel. Sadece ben doktorum kazanayım kendime kalsın değil, bilgimi sunmak zorundayım diye düşünüyorum. Onun için de çabalıyorum açıkçası. Bir sosyal sorumluluk bu benim için hoşuma aynı gitti zamanda. Bu söz. Çünkü benim borcum var Türk benim halkına. Borcum var ama bu topluma. Çok hoşuma ne kadar gitti. Sık İngiltere'ye gitsem gelsem yani. De çok benim borcum var bu topluma. Benim borcum siz var. Siz borcunuzu ödüyorsunuz ama. Ödemeye bakın, çalışıyorum. Siz buraya her katılanı çok güzel bir biçimde ödemeye öpüyorsunuz, seviyorsunuz, demin elimi tutuyorsunuz. Siz ve ben aslında çok farklı kadınlarız. Evet. Ama biz bir araya geldiğimiz zaman ben sizi seviyorum. O enerjinizi ve sıcaklığınızı alıyorum. Sizin öyle bir kabiliyetiniz var. Yıllardır hepimizi eğlendiriyorsunuz, bilgilendiriyorsunuz. Doğru, doğru. Ve hiç yorulmadan, hep güler yüzle, hep pırıl pırıl. Tebrik ediyorum sizi bu konuda. Yılmaz'cığım da demin öyle yapmadı mı? Güzel konserini verdi, oturdu çocuklarla ilgili burada mesajlarını verdi. Evet. Bu iş böyledir. Evet. Ben bunu yıllardır böyle siz yapıyorum. Siz borcunuzu ödüyorsunuz. Bu yüzden de çok başarılı oldum. Şimdi dedik şimdi hangi besinler ben şunu bizi size. Kanserden korur? Şimdi bu çok sizin programınızda da diğer programlarda da hangi besinler kansere karşı koruyor çok konuşuluyor. Eğer bilgi bombardımanına tutarsan burada insanları aradan seçmekte zorlanırlar. Evet. Ben belli başlı iki şeyi seçtim tamam. Şu anda ve size örnekle bunu sunacağım. Bakın masamızı görebiliyor bizim arkadaşlarımız değil mi? Çok görüyor, rahat. Ben şöyle kaldırıyorum. Evet, görüyoruz hocam. Şimdi son katıldığım konferanslarda evet, çok rahat görüyoruz. Hiç merak etme. Birkaç şey çok öne çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi zerdeçal. Zerdeçal evinizde kullanıyor musunuz? Hepimizin evinde var. Olmasa da yanı başınızda var artık. Türk halkının çok bildiği, kullandığı bizim bir mutfaklarımızda şey baş köşede duran bir kırmızı biber, toz biber gibi bir baharat değil. Doğru. Bir Hint baharatı bu. Fakat son yıllarda bir Hintli profesör bunun içinde tabii kendi ülkesinde bakıyor ki Hindistan'da kanser oranları çok düşük. Evet. Onun üzerine Hintli profesör özellikle zerdeçala yoğunlaşıyor ve bakıyor ki bunun içindeki kurkumin adlı madde farelerde metastazı yani kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyebiliyor. Allah Allah. Ve tümör gelişmesini durdurabiliyor. İnsanlar üzerinde de olumlu olabileceğini düşünüp bütün konferanslarda bunu bildiri olarak sunuyorlar artık ve zerdeçal son konferanslarda çok öne çıkmaya başladı. Ben açıkçası evimde oturdum hem danışanlarıma hem sizlere neler sunabilirim yazıyorum zerdeçal, da aynı zamanda. Zerdeçal duyuyorsunuz değil mi? Mutfaktan eksik etmeyin. Şöyle bir tatlı geliştirdim. Türk toplumunun tatlı dişi var. Bizler tatlıyı seviyoruz. Seviyoruz tatlı. Şöyle bir şey yaptım. Kendim de çok beğendim. Tattırdığım kişiler de çok beğendiler ve bunu öyle kullanmaya başladım. İki türlü kullanıyorum. Bir tanesi bakın burada karnabahar var. Karnabahar da yine aynen brokoli gibi. Brokoli de öyle, karnabahar da. Bunlar da öne çıkan iki sebzedir. Karnabahar da brokoli de bunların 100 gramında 25 kalori kadar var. Yani kalorileri çok düşük. 25-30 kalori değişir bu tür sebzelerin. Bunların her ikisinde de sülforafan diye bir madde tanımlandı. 1992 yılında John Hopkins Üniversitesi'nde Amerika'da Paul Talalay diye bir profesör araştırdı ve bunların içindeki sülforafan maddesini tanımladı ilk defa. Sonra bunu laboratuvar ortamında geliştirdiler. Çeşitli brokoli tohumlarına baktılar ve özel bir tohum geliştirdiler. Ve bu brokoli tohumunda 10 kat, 100 kat daha fazla bu sülforafan maddesini elde etmeyi başardılar. Peki hocam devam tamam. edeceğiz. Kısa tabii, bir ara tabii. bir yere ayrılmayın. Tabii. Kağıt kalem elinizde. Hazır bekleyin lütfen Yasemin Bradley hoca. Görüyorsunuz çok önemli tüyolar veriyor, ufak ipuçları veriyor. Bir yere ayrılmayın, kısa bir ara reklamlar. Evkur'un sunduğu Beyazın Sultanı devam edecek.